PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde ise Focus saat özelliğini göstereceğim. Aslında bunları zaten görmüştük ama ayrı ayrı tek tek gösteriyorum tüm özellikleri. Çünkü ilk sürümü ile son sürümü arasındaki farklar var jQuery'nin. Her şeyi gösteriyorum ki son dersimizde zorluk çekmeyin diye. Evet tıklıyoruz arkadaşlar mesela ne diyorduk lütfen isminizi giriniz diyordu. Şimdi ise boşluğa tıkladığımızda böyle silecek. Ben yaptığım için dersen önce görüyorsunuz şu an. Gördüğünüz gibi isim geliyor Boşa tıkladığımızda da siliyor Bu işlemi gerçekleştireceğiz Hemen e, başlayalım dersimize arkadaşlar Öncelikle şöyle şuraya geliyoruz Dolar işaretini koyuyoruz ID'miz neydi bu sefer ID ile yapalım arkadaşlar Bunu da çalışacaktır Focus out son sürümde de mevcut e, Ne diyelim Input e, ne demiştik isim demiştik İsim Sonra Focus out diyoruz Focus out kapatıyoruz Function Evet function diyoruz Evet şurada hemen dolar işaretiyle evet uyarı bölümünde uyarımızı yapacağız nasıl yapacağız html bu seferse boş bırakacağız arkadaşlar lütfen isminizi giriniz demiştik fokus saat çıktığı anda demek arkadaşlar tıkladığımız an çıktığımız anda boş bırakacak burada herhangi bir şey gözükmeyecek silecek isterseniz siz onu değiştirebilirsiniz şöyle yapalım isterseniz ilk başta Evet index php sayfamızı atalım. Evet index php sayfamızı atalım. Index php bir de jsmiz var. Hemen şuradan 30'u da atalım. Ders 30 js. Evet yenileyelim sayfamızı. Evet tıklıyorum. Bakın boşluğa bıraktım. Gör Görmüş olduğunuz gibi eğer isterseniz zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar uygulayabilirsiniz. Yani yeni bir tane input koysanız da aynı şey olacaktır. Ama mesela şöyle yapalım isim. Mesela soy isim diyelim soy isim soy isim. Bunun ismi isim değil de bu da soy isim olsun mesela soy isim. Evet. Atalım şöyle indeksimizi. İndeksimizi. Yenileyelim. Evet bir de soy isim oldu. Ee, lütfen isminizi giriniz. Boşluğa tıkladığımda silmedi. Ee, aslında altı yazsak daha güzel oldu. Bir kullanmadık. Neden? Çünkü arkadaşlar soy isim için fokus out yapmadık burada soy isim, soy isim için fokus out yapmadık siz onu yaparsınız mesela ismi tıkladığımızda e, lütfen isminizi girin sağ köşede çıkıyor boşluğa bıraktım ise işte siliniyor bakın Alt alta yapmadım. size onu alt alta yaparsınız. Break tagi kullanmadım. Bakın lütfen isminizi girdiğinizde ne çıktı? Değiştirsek daha iyi olurdu. Soy isminizi giriniz yazabilirdik. Neyse. E, fakat boşluğa tıkladım. Da herhangi bir şey olmuyor. Ama isminizi girdiğinizde tıkladığımda boşluğa bıraktığımda siliyor. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.